Evet, herkese günaydın, iyi pazarlar, iyi sabahlar. Gayrimenkul sektöründe girişimcilikle alakalı aslında sizlere kısa bazı notlar aktaracağız ve bu sektörde aslında bizi neleri bekliyor beraber görmeye çalışacağız. Gayrimenkul sektörü tabii insanlar açısından hayatlarında verdiği en önemli kararlardan bir tanesine yaptığımız aracılık. İster taşınmaz kiralaması olsun, ister taşınmaz satışı olsun, onlara bu en önemli görevi aslında yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu hayatlarındaki karar onların geçmiş 5-10 yıllık birikimleriyle gelecekteki 5-10 yıllık birikimlerini ipotek altına alan bir şey. Ve yanlış yapıldığı zaman da telafisi neredeyse bir daha mümkün olmayan, geri dönüşü olmayan bir kavram. Gayrimenkul sektöründe tabii tek bir durum da yok. Barınma amacıyla gayrimenkul alanlar, gelir amacıyla gayrimenkul alanlar, yatırım amacıyla ya da bir itibar elde etmek için bile gayrimenkul alımı yapanlar var. Onun için de gayrimenkul sektörü bu sektörde faaliyet gösterecek kişilerde bu girişimci ruhunu arıyor. Peki girişimci dediğimizde aslında neyi kastediyoruz? Aslında hizmet üretmek ya da pazarlamak üzere kar veya zarar riskini göz önüne alarak bunu emeğe ve yatırıma dönüştüren kişi olarak adlandırıyoruz. Ve aslında girişimcilik denildiğinde de ilk en önemli gelen meslek emlakçılık. Çünkü bizim yaptığımız bu hizmetle alakalı işlerde elde ettiğimiz portföyler ya da çalışacağımız bölgelerin tercihi hep bize bağlı. İlla gelen herkese hizmet vermek zorunda değiliz. Her portföyü pazarlamak zorunda değiliz. Onun için bu noktada girişimcilik ruhumuz biraz daha ön plana farklı şekilde çıkıyor. Aslında biz buna kendi işinizin patronu olmak da diyoruz. Biraz da girişimci demek aslında kendi alanınızı biraz daha rahat kullanmanızla da karşılıklı. Peki gayrimenkul sektöründe rakamlara bakarsak ne var? Yani Türkiye'de şu an ne boyuttayız ve bu girişimciliği tetikleyen ne unsurlar var? Bakın 2017 yılında gayrimenkul satışında, bunlar sadece konut satış verileri, 1 milyon 400 binin üzerinde konut satışı yapıldı. Ve şu an 2018 yılı ilk 8 ayında da yaklaşık 875 bin satış yapıldı. Yani yaklaşık ayda 100 binin üzerinde sadece konut satışı var. Hatta bunların yarısına yakın, işte birinci el, yarısına yakın da ikinci el gayrimenkul stoğundan oluşuyor. Bu kadar büyük bir piyasa içerisindeyiz. Peki sayılarla baktığımızda yabancılara satışta ne var? Şu an son sayılarda geçen sene 22 bin civarında ama şimdiye kadar Türkiye'de taşınmaz ticaretinde yabancılar 150 binin üzerinde gayrimenkul almışlar. Ve yaklaşık 62 bine yakın adet tapuları var. Ve yabancılara satışta gün geçtikçe artıyor sektörümüzde. Peki büyüklük anlamında da baktığımızda gayrimenkul yatırım fonları gittikçe büyüyen bir sektör. 2.2 milyar TL'lik bir hacmi gene aşmış durumda. Gene 10 milyona yakın sadece İstanbul Avrupa Yakası'nda fuarımız olduğu için buradan bir örnek çıkarttık. İstanbul Avrupa Yakası'nda 10 milyona yakın bir nüfus var ve arkadaşlar aslında bu nüfusun sadece 2017 yılında 610 bin tanesi taşınmış. Yani hep satış verileri diyoruz ama kiralama da ciddi anlamda gayrimenkul sektöründe bir potansiyel ve aslında değişikliklere neden olan unsurlar. Burada iş yeri kiralamaları, konut kiralamaları da dahil. Nisan 2018 verilerine göre de binalarda toplamda şimdiye kadar 128 bin binanın üzeri kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmiş. Bu da gayrimenkul sektörünü ciddi anlamda tetikleyen bir unsur. Çünkü buradan taşınanlar, evleri yıkılanlar başka yerlere taşınıyor. Evler yeniden yapıldığı zaman burada yeniden bir konut arzı söz konusu oluyor. Bunlar tekrar kiralamaya çıkıyor, tekrar satışa dönüyor. Onun için aslında sektör gittikçe bu noktada da derinleşen bir piyasaya sahip. Sadece imar barışını ilgilendiren 13 milyona yakın bir yapı stoğundan bahsediyoruz. İşte bu ay sonu olarak belirlenen ama bir yıl uzatılması daha beklenen imar barışında da şu ana kadar 2 milyona yakın yapı bu imar barışına başvurdu. Ve bunlar da ileride kat mülkiyetine geçerek aslında kredili çekilebilir konutlar haline dönüşecek ve aslında menkulleştirilebilir hale gelecek. Yani bunlar aslında sektörün rakamsal anlamda baktığımızda ne kadar büyüdüğünü ve büyüyebileceğini gösteriyor. Son bölümümüzde ise ülkemizde bulunan aslında bizim pazar potansiyelimiz. Yani ülkemizde 57 milyon tane parsel var ve yaklaşık 20 milyon tane de bağımsız bölüm var. Yani bunlar aslında bizim potansiyel satılabilir. Aslında sattığımızda tekrar tükenmeyen, tekrar satıp tekrar kiraya verdiğimiz bir pazar içerisinde
profesyonel gayrimenkul girişimcilerinin hitap edebileceği bir pazar payından bahsediyoruz. Peki sektörde ne yenilikler var girişimcilik açısından bizi tetikleyen? Ciddi anlamda hem tapu hem belediyelerle alakalı entegrasyonlar var. Bugün artık web tapu sistemiyle tapu dairesine gitmeden evrakları sistemden yükleyebiliyorsunuz. Tapu takas sistemiyle banka havalelerinde bloke çek ya da nakit para dışında para transferlerini tescile bağlı gerçekleştirebiliyorsunuz. E-imar gibi sorgulama menüleriyle imar durumlarını görebiliyorsunuz ve gittikçe aslında bu sektörde de nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulan, teknolojiyi kullanan ve kendini bu noktada girişim anlamında geliştiren sizlere ihtiyaçlar var. Peki gene gayrimenkul tarafı sadece bir satış ya da kiralama işi değil. Gayrimenkulde gittikçe artan mülk yönetimi, gayrimenkul değerlemesi, site ve apartman yönetimi gibi faaliyetler, yatırım danışmanlığı, gayrimenkul geliştirmesi, proje satışı, yabancılara satış gibi birçok farklı dalda ulaşabileceğiniz aslında kaynaklar var. Bu bölge bile, yani şu anki bulunduğumuz fuar bile aslında kurumsal birçok firmanın yeni yer arayışlarına neden olacak bir fuar. Aslında gayrimenkul danışmanları burada bile gezerken heyecanlanmalı. Çünkü bu buradaki girişimcilerin hepsinin yeni bir neye ihtiyacı olacak? İş açacakları bir iş yerine ihtiyacı olacak. Bu projelerini gerçekleştirdikleri bir bölgeye ihtiyaç olacak ve bu noktada da gerçekten sizin gibi profesyoneller onları doğru şekilde temsil edebilecek nitelikte olmalı. Evet, gayrimenkul sektöründe gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul borsaları, bunları ileride duyacağız. Emlak Bankası'nın etkisi gibi birçok farklı aslında sektörü etkileyen kurum ve kuruluş da buna dahil oluyor. Peki gayrimenkuldeki arz verilerine bakalım. Biraz önce satışla ilgili verilere baktık ama arkadaşlar yaklaşık ayda 1 milyondan fazla konut arzı internet portallarına yükleniyor. Yani insanlar yerlerini satmak ya da kiralamak için ayda 1 milyon üzerinde ne giriyor? İlan giriyor. Peki bu ilan girenlerin %60'ı arkadaşlar satılık, %33'ü de bunu kiralık olarak giriyor. Bir kısmı devirli olarak giriyor. Bu arzların ve yaklaşık %82'si de arkadaşlar emlakçılar tarafından piyasaya sunuluyor. Yani şu an belki bazı portallar var, işte mal sahibini temsil ettiği gözüküyor ama bunlarda bile ilanların %82'si aslında profesyonel emlakçıların girdiği ilanlar ve kayıtlardan oluşuyor. Demek aslında bu kadar büyük bir potansiyel var ve bu potansiyelde de her gayrimenkul satılmıyor. Düşünsenize, bugün 1 milyon arz var ama yılda satılan konut sayısı 1 milyon 400 bin. Demek ki aslında neredeyse bu yıl içerisinde arz edilen gayrimenkullerden sadece onda biri satılıyor. Peki hangileri satılıyor? Aslında doğru pazarlananlar. Peki doğru pazarlama neyle mümkün? İşte orada sizin girişimcilik ruhunuz, yenilik ruhunuz ve inovasyon dediğimiz şeylerle aslında bunlar gerçekleşiyor. Son 10 yılda 200 bini aşkın kişi de kendisini gayrimenkul sektöründe emlak danışmanı olduğunu beyan ederek bu sektörde olduğunu söylemiş ve toplamdaysa konut satışı dışında iş yerleriyle beraber satış adeti, arsalar ve diğerleriyle beraber 2 milyon 500 bin adet konut satışı yapılmış arkadaşlar. Evet, sektördeki verilere böyle bir baktık ama tabii sektörü düzenleyen çok önemli bir gelişme daha var. 5 Haziran 2018 tarihiyle yürürlüğe giren taşınmaz ticareti yönetmeliği ve bu yönetmelik diyor ki artık herkes emlakçı olamayacak. Emlak işletmelerine bir ID numarası verilecek. Bu ID numarasına yetki belgesi deniyor. Artık lise mezunu olmayan kişiler emlakçılık yapamayacak. Emlak ofislerinin metrekaresi net 30 metrekarenin altında olanlar emlak işi yapamayacak. Eskiden çeşitli nedenlerle hüküm giymiş olanlar ya da arkalarında bir kara leke bırakanlar bu işi yapamayacak ve aslında herkes de istediği gibi bugün kalktığında ya ben emlakçı olayım dediğinde artık emlakçılık yapamıyor olacak. Bu ne olacak? Aslında sektörde bu işi yapanların kalitesini gittikçe de artıracak bir piyasaya doğru gidiyoruz. Şu an emlak işletmelerine yetki belgeleri verilmeye başlandı. Bizim ofislerimizden de yetki belgesi alanlar oldu ve artık her yetki belgesi yeni kullanılan sözleşmelerde kullanılacak. Yetki belgesi numaraları portallara üye olurken bile kullanılacak.
artık yetki belgesi olmayan bir kişi emlak portallarına bile ilan giremeyecek ve artık gerçekten bu iş çok daha nitelikli bir şekilde profesyonel emlakçılar tarafından yapılıyor olacak. Bu yönetmeliğin çok büyük etkisi olacak ve bu yönetmeliğin etkilerini de biz önümüzdeki yıl itibariyle çok net bir şekilde görüyor olacağız. Peki bunun dışında tabii ki girişimci olmak için de bizim ilgili konularda, mali konularda, teknik konularda, hukuki konularda gerçekten çok donanımlı olmamız gerekiyor. Çünkü emlakçılık tek bir meslek değil. Yani bugün vergi boyutu dediğinizde emlakçılığı ilgilendiriyor, değer artış kazancı, kiralardan elde edilen vergiler nedeniyle. Harcamalar dediğinizde emlak vergisini bilmeniz gerekiyor. Hukuki mevzuat açısından emlakçılıkta kullandığınız sözleşmeler, kira kontratları hep bilmeniz gereken hususlar. Gayrimenkul değerlemesi, birebir portföy alırken sizin bilmeniz gereken unsurlar. İşin aslında tapusundan tutun da kadastrosuna kadar, imarından tutun da sözleşmelerine kadar birçok farklı konuda bilgi ve birikime sahip olmanız gerekiyor. Bu neyle mümkün olabilir? İşte sizin de sürekli kendinizi eğitmeniz ve eğitimleri güncel tutmanız da mümkün. İşi profesyonelce değerlendiren ve uygulayan, doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edinmiş, insan ilişkilerinde ölçülü ve saygılı olmayı meziyet sayan, kişiliğiyle, görüntüsüyle, ofisiyle beraber aslında kendisinden hizmet isteyen kişilerde o önemli duyguyu oluşturmak önemli. O da aslında güven. Hatta güven kelimesi tapunun da kökünü oluşturuyor. Tapu kelimesi tapuk. Tapuk kelimesinden türetilmiş Türkçe. Tapuk kelimesi de güven demek. Aslında insanlar da emlakçıyla niye çalışıyor? Aslında onlara güvendikleri için. Peki emlakçı onlara en fazla ne fayda sağlıyor? Onlar için o hayatlarındaki en önemli karara, bu kararı alırken de onların riskini azaltmış oluyor. Onları doğru bir karara yönlendiriyor. Çünkü bu kararın neticesi onlar için de hayati bir dönüm noktası. Peki girişimci emlak danışmanında ne özellik bekleniyor? Gerçekten konunuzda uzman olmanız lazım. Hangi bölgede, hangi gruba çalışıyorsanız da bilgi veren ve eğiten olmanız lazım. Çünkü insanlar aslında sizden bunun karşında daha farklı şeyler bekliyorlar. Bir daireyi tanıtmak bile sadece ya burası işte salon demenizle yeterli değil. Belki onun özellikleri, metrekaresi, işte alanla ilgili alternatif kullanımlar, yapılabilecek işlerle ilgili bilgilendirmeler gibi birçok farklı bilgiyi müşterilere verebilerek o perspektifi anlatmanız gerekiyor. Problem çözmeniz gerekiyor. Yardım eden ve yol gösteren olmanız gerekiyor. Girişimci olmak aslında diğerlerinden daha farklı bir işi yapabilmenizin de imkanını sağlamalı. Gayrimenkul pazarlamasında da hizmette aslında güncelliği ve bilimselliği korumanız lazım. Her gün birçok mevzuat değişiyor. Vergi uygulamaları, tapu ile ilgili uygulamalar, esaslarla ilgili uygulamalar. Onun için aslında her gün kendinizi güncelleştirmeniz lazım. Biliyorsunuz emlakçılık aslında aynı zamanda bir nedir? Aslında bir finansmandır değil mi? Bugün insanlar paralarını bankaya mı koyacaklar? Sermaye piyasalarında mı tutacaklar? Yani tahvil, hisse senedi mi alacaklar? Yoksa gayrimenkul mü alacaklar? Onun için aslında emlakçılık bir yatırım danışmanlığıdır. İnsanların paralarını doğru değerlendirmeleri için de aslında güvenilir insanlara ihtiyacı var. O güvenilir insanlar da sektörde o bilgiyi doğru kaydeden, onları doğru yorumlayan ve bunları da yatırımcılara doğru anlatan kişilerden oluşuyor. Ve asıl amacımız da aslında hem satıcı hem de müşteri adına, yani her iki tarafın yararına nitelikli çözümler üretmek olmalı ki girişimcilikte de bunu bekliyoruz. Tabii ki yeni müşteriler edinmek ve gelirimizi istikrarlı hale getirmek için de belli noktalarda uzmanlaşmamız gerekiyor. Ve bu işte kariyer yapacaksanız, yani girişimciliğinizi kontrol edecekseniz öncelikle ataletten kurtulmanız lazım. Yani kendi kendinize iş başlatan biri olmanız lazım. Çünkü size kimse hadi git buradan bir portföy yap demeyecek. Bunu siz yapacaksınız. Başka bölgeyi bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız da bunu öğrenmek için çok hızlı bir şekilde mücadele etmeniz lazım. Çünkü bölgeyi bilmeniz demek bölgedeki değerleri, dışta nasıl bir hareketlilik var, nerelerde daire isteniyor, nerelerde kiralık isteniyor, bunları ayırt etmeniz demek. Onun için bunları da etkili bir şekilde takip etmeniz lazım. İletişim becerilerinizi kuvvetlendirip müşterilerin ikna süreçlerinde de müzakere teknikleri kısmında da kendinizi ciddi anlamda geliştirmeniz gerekiyor. Ve artık yenilenen dünyada dijital pazarlamaya da tamamen hakim olmanız lazım. Bakın bugün internet sitelerindeki arayış ya da şöyle diyelim gayrimenkul arayışlarının %92'si internette başlıyor.
İnternette başlayan bu arayışların yaklaşık %70'i cep telefonlarında başlıyor. Artık tamamen her şey dijitalleşiyor. Onun için emlakçılıkta hem dijital pazarlamada hem de kendinizin gayrimenkul portföylerini sunduğunuz piyasalarda bu dijital pazara da hakim olmanızı gerektiriyor. Peki zaman planlamasında ne yapıyoruz? Aslında yaptığımız hep girişimcilik. Bakın rakamlara. Ne söylüyor? Planlama yapar %25, insana oluşturur %35, görüşmeler yapar %25 ve ilişki başlatır. Aslında girişimci emlakçıdan beklenen bir Pareto kuralındaki misal gibi %80 dışarıda olmanız gereken, girişimcilik unsuruyla aslında insanlarla iç içe olmanız, bu işi yaptığınız ve yeni portföyler elde etmek için bir mücadele etmeniz gereken bir piyasadasınız. Bu emlakçı gerçekten bu ofiste oturup işte bir müşteri bekleme işi değil. Güzel bir söz vardır. Kovandan çıkmayan arı bal toplayamaz. Onun için girişimci olan emlakçılar mutlaka zamanlarının birçok kısmını dışarıda, piyasada portföy bulmak için, müşterileri bulmak için ve bu etki çevrelerini arttırmak için kullanıyorlar. Peki girişimci emlak danışmanının başarısını ne kolaylaştırır? Arkadaşlar öncelikle burada bir franchise dediğimiz aslında fuarın da kapsamını oluşturan bir bayilik sisteminin avantajından bahsetmek lazım. Çünkü bayilik sistemleri sizlere daha farklı müşterilere ulaşabilmenizi, daha farklı bölgelerden iş yapabilmenizi sağlayan bir network ağı oluşturuyor. Bu network ağı çerçevesinde aslında tanınır ve güvenilir bir marka çatısı altında bu işe aracılık yapmanın avantajlarını kullanıyorsunuz. Bir müşteriye gittiğinizde yüzü aşkın bayi sayısıyla olan bir firmayla hareket ettiğinizde bunu portföy olarak almanız kolaylaşıyor. Hizmet bedellerini tahsil etmeniz kolaylaşıyor. Müşteriler sizin ofisinize geldiğinde endişe yaşayacak bir risk taşımıyorlar ve çünkü siz bu markanın aslında şemsiyesi altına giriyorsunuz ve onun şimdiye kadar elde ettiği franchise sisteminde çok kullanılır know-how dediğimiz kısmı şimdiye kadar tecrübelerini size aktarıyor ve siz de aslında her adım öncesinde sizi kontrol eden, size yön veren, daha doğru yapmanızı sağlayan bir firmayla beraber oluyorsunuz. Onun için franchise veya bir marka gerçekten girişimciler için önemli bir avantaj. Başka, mutlaka sürekli eğitimler alıyor olmanız lazım. Mesela bizim firmamız Altın Emlak'ta buna ilişkin hem Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimler var, hem uzaktan eğitim sistemleri dediğimiz ve her ay içeriği güncellenen edu.altınemlak.com.tr üzerinden bir online eğitim sistemimiz var. Şehir dışında olup gelemeyecek ofislerimiz için çekilmiş videoları hazır halde olan uzaktan eğitim sistemleri var. Onun için aslında ofislerimiz sürekli bu güncellemeyi yapıyor. Siz de girişimciyseniz her değişen mevzuattan haberiniz olması lazım. Bakın mesela bugün KDV oranları değişti. Yabancılara satışta vatandaşlığa ilişkin uygulamalar geldi. Bu uygulamalar nasıl yapılıyor? Bu yabancı nasıl başvuracak? Bunlarla alakalı prosedürler ne? Bunlar bile günümüzde çok güncel olan bilgileri içeriyor. Mutlaka girişimci bir emlak danışmanı doğru da bir CRM sistemi kullanmak zorunda. Neden? Çünkü aslında biz ne satıyoruz? Stoğumuz var mı? Ürünümüz var mı? Bir üretim prosesimiz var mı? Aslında sattığımız şey bilgi değil mi? Ama bu bilgiyi ne yapmamız lazım? Doğru bir şekilde kayıt altına almamız lazım ve bunu da daha sonra kullanabiliyor olmamız lazım. Ve bu bilgi sadece zihnimizde ya da ajandamızda kaldığı takdirde bir değer üretmiyor. Emlak ofisinde bulunan danışmanlarımızla beraber herkes aslında bu sisteme bu verileri girmeli. Talepler orada birikmeli, mal sahipleri bilgileri orada birikmeli ve gerçekten bu elde edilen bilgi birikim daha sonra size çok kolay bir ne sağlamalı? Geri dönüş sağlamalı. Onun için biz Altın Emlak olarak Altın Ahtar dediğimiz bir CRM sistemi kullanıyoruz. Servis verdiğimiz müşterileri, teklif aldıklarımızı bu sisteme kaydediyoruz. Emlakçılık tarafında kullandığımız sözleşmeler ve benzerlerini dijital arşiv dediğimiz sistemlerle burada çok rahat saklayabiliyoruz. Onun için girişimci bir danışmanın aslında en çok ihtiyaç duyduğu onu dijital anlamda kolaylaştıran bir süreç. Bunun yanında gerçekten karar destek sistemleri ve çözüm ortaklarına ihtiyacınız var. Yani aslında sizin işinizi kolaylaştıran birçok farklı firmayla yapılacak iş birliktelikleri, mesela kiralamayla alakalı sigorta sistemleri, işte sizin taşınmazın değerini hesap edebileceğiniz
gayrimenkul değerlemesine ilişkin çözüm ortakları, bunların hepsi aslında işimizi geliştirmemizi sağlayan ve müşteri diğer emlakçıların yapmadığı şeyleri fırsat olarak sunduğumuz bir girişimcilik sağlıyor altın emlak çatısı altında bizlere de. Bunun dışında gerçekten dijital pazarlama ve sosyal medya etkin bir şekilde kullanılmalı. Uzmanlık alanı ve bölge seçimleri koçluk dediğimiz franchise koçluğu şeklinde yapılmalı. Biz mesela tüm ofislerimizde bu koçluğu uyguluyoruz. Müşteriler nerede portföy arıyor? Sizin portföyünüz nerede var? Acaba böyle bir uzmanlık alanı siz nasıl konumlandırdınız? Ofislerde birebir bunların eğitimlerini veriyoruz ki ofis orada tutunmalı. Franchise örgütlerinin başarısı verdikleri ya da mevcut ofis sayılarıyla değil aslında kapatmadıkları ya da kapanmayan ofis sayılarıyla ölçülür. Bir emlak sisteminin başarısı gerçekten içinde bulunan girişimcilerin sistemden memnun olması ve bundan aslında gerçekçi anlamda para kazanıyor olmalarıyla ölçülebilir. Onun için sonuçlarda da buna dikkat etmek lazım. Evet, bunun dışında başarıyı kolaylaştıran proje satışı ve mülk yönetimi gibi uygulamalar, toplantılar, faaliyetlerle sürekli bir araya gelmeniz. Mesela biz sürekli altın emlak ofislerinde 3 ayda bir tüm Türkiye'deki ofislerle bir araya geliyoruz. Konusunda uzman bir eğitmenden eğitimler alıyoruz. Ve ofisler bu noktada herkes birbiriyle tanışıyor. Farklı yaptıkları şeyleri anlatıyor. İşte bizim geçen hafta vardı. Fethiye temsilcisi Airbnb üzerinden Türkiye'de nasıl gayrimenkul kiralamaları yapıyor onu anlatırken, başka bu ofis yabancılara satışla alakalı uyguladığı taktikler ve bir ayda nasıl 17 satış yaptığının öyküsünü anlatıyor. Onun için aslında gayrimenkul sektörü sürekli sizin de atalete düşmemenizi gerektiren, sürekli birilerinin sizi ittirdiği bir motivasyona ihtiyaç duyuyor. Yoksa her sektörde aslında belli bir süre sonra siz gardınızı kaybediyorsunuz. Ondan sonra da aslında ya bu iş bana göre değilmiş demeye başlıyorsunuz. Ama gerçek anlamda gayrimenkul sektörü yatırımcı açısından çok düşük giriş bedelleri içeren ama yatırımcının gayretiyle de çok ciddi hizmet bedelleriyle sonuca ulaşılabilen bir meslek olarak günümüzde öne çıkmaya devam ediyor. Evet, biz aynı zamanda tabii sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek de sürekli ofislerimize bunları bilgilendiriyoruz. Bu gelişmelerden onları haberdar ediyoruz ve buna göre de her şeyi değiştiriyoruz. İşte biz de taşınmaz ticaret yönetmeliği çerçevesinde tüm yetkilendirme sözleşmeleri, taşınmaz gösterme belgeleri bu sözleşme, bu yönetmeliğe uygun olarak revize edildi. Daha sektörde birçok firma bunları yapmadı, hatta bu değişikliklere de haberdar olmadı. Evet, peki siz nerede başlayacaksınız? Tabii çok hızlıca toparlayalım. Aslında çok doğru bir şekilde lokasyon belirlemeniz lazım. Onun için sadece sizin belirlediğiniz değil, aslında franchise firması size doğru bir lokasyon ve yer de göstermeli. Bakın, biz ofislerimizi açarken bunları mutlaka belirliyoruz. Yoğunluk haritalarına bakıyoruz, o bölgedeki satış verilerine bakıyoruz ve en son açtığımız bir ofis var, tabelası takıldı bu hafta. Bağcılar Kirazlı'da. O bölgenin potansiyelini bulduk. Hatta ofisi orada lokasyon bulduk. Yer kiralama işlemlerini gerçekleştirdik ve şu an o bölgede ofisimiz açılıyor. Bunların her birini yapıyoruz. Şu an Türkiye genelindeki 120 tane temsilcimizin açtığı her açıldığı yeri biz bulduk, biz takip ettik, onlara fikirler verdik ve bu örgütlenmeyi onlar için de yapıyoruz. Başka? Ofisinizin dizaynı, nasıl bir ofis olacak? Bunları kurgulamanız önemli. Ofis ekipmanlarınız, açılış işlemleri, açıldıktan sonra nereden başlayacaksınız? Personel ve kadrolaşmada neyi nasıl yapacaksınız? Nasıl primlendirme modelleri uygulayacaksınız? Pazarlamayı farklı hale getirmek için neler yapacaksınız? Gerçekten bunları ya uygulamış birinden öğrenmeniz lazım ya da her birini tecrübe etmek için yıllar ve paraları harcıyor olmanız lazım. Çok kısaca ben girişimci ofislerden bazı örnekler göstererek slaytta soru kısmına bir 3-5 dakika vakit ayıracağım. Bakın mesela bu bizim ofis, girişimci ofislerimizin örneklerinden. Mesela bir ofis kendi bölgesiyle alakalı ne yapmış? Şimdiye kadar yaptığı tüm satış ve kiralama işlemlerini, tapu önünde çektiği resimlerle beraber şimdiye kadar mutlu ettiği aileleri tabloya dökmüş. Düşünsenize siz bu emlak ofisine girseniz ve bu tabloyu görseniz ne düşünürsünüz? Dersiniz ki ya bu kadar kişi bu ofisten ne ayrılmış? Mutlu ayrılmış. Demek ki aslında ben de burada ne yapabilirim? Doğru bir hizmet alabilirim. Bakın mesela sağdaki pencerede emlak ofislerine asılan satılık kiralık yazıları yerine yurt dışından getirdiğimiz ışıklı led panolar kullanılmış. Bu satılık kiralıklar belli bir süre sonra solmaya başlar, bükülmeye başlar ama bu gerçekten çok yüksek enerji veren led paneller şeklinde bir uygulama ve
emlak ofisini o bölgede diğer emlakçılardan tamamen farklı hale getirmiş. Bakın 360 derece artık resim uygulamaları var. Gene bizim bir ofisimizden aslında daire planlarıyla ortaya çıkıyor ve müşteriye ne atıyor? WhatsApp üzerinden linki atıyor. Diyor ki daire burası. Aslında insanlar gittikçe mobilleşiyor ve bu mobil hayat gittikçe de insanların daha pratik karar vermelerine ne sağlıyor? Destekler sağlıyor. Gene başka bir örnek. Bakın artık satıldı, kiralandı. Sizin başarı öyküleriniz insanların dilinde dolanmalı. Ve demeli ki ya burayı o sattı, burayı bu kiraya verdi. Bunlar aslında sürekli konuşuluyor olmalı. Bunlar da bunun örnekleri. Gene bakın başka bir ofis yatırımcı günleri çerçevesinde girişimcileri bir araya getirmiş ve yatırımcılara bu bilgileri paylaşmış. Neden gayrimenkulümü altın emlak kiraya vermeli, neden gayrimenkulümü satmalı? Bir emlakçı aslında müşteriye ne fayda sağlar? Çünkü pazarlama buradan başlıyor değil mi? Karşı tarafa neden sizde çalışması gerektiğini inandırmanız ve izah etmeniz. Eğer bu ihtiyacı hissederse müşteri sizden hizmet alıyor. Ama bunun için de bazı sorulara cevap bulabilmesi lazım. Acaba siz gerçekten mal sahibinin yapamadığı neyi yapabileceksiniz? İşte bu noktada biraz önce söylediğimiz şeyler. Biz CRM'de hazır bir müşteri veri tabanınız var mı? Siz bir değer analiz sistemi kullanıyor musunuz? Bir network'ün içinde misiniz? Gayrimenkulü daha etkin ve verimli bir şekilde pazarlayabilecek misiniz? İşte bunların hepsi aslında mal sahibine sunduğunuz avantajlar. Gene bakın bazı ofisler neler kullanıyor? Artık dronlar kullanıyor. Yani drone sadece normal hayatta değil, artık emlak pazarlamasında da arsaların yerini göstermek için, portföyleri yapmak için kullanılıyor. Bakın ofiste mesela ne yapmış? Hemen aracıyla beraber bunun bir resmini çekmiş ve pazarlamayı böyle yapıyor. Hatta bazı ofisler belli yerleri kiraya verdikten sonra ya burayı biz kiraya verdik diyor. Bazıları tapu dairelerinin önünden resimler çektiriyor. Bunu biz başardık diyor. Aslında hep sizin hikayenizi oluşturan ve nasıl girişimci olduğunuzu anlatan bir şeyden bahsediyoruz. Ve bunları tabii ki neyle süslemek lazım? Müşterilerin referanslarıyla. Gerçekten müşteriler sizden nasıl memnun kaldı ve bunları referans mektuplarıyla nasıl özetleyebilirsiniz? Ve tabii ki merkezler olarak bizden ne yapıyoruz? Bunları dijitalleştiriyoruz, mobil uygulamalara sokuyoruz. İnsanların daha kolay ulaşabilecekleri uygulamalar halinde de hizmetler sunuyoruz. Evet, ben gayrimenkul sektöründe girişimciliği farklı bir bakış açısıyla özetlemeye çalıştım. Çok teşekkür ederim. Sorular varsa hızlıca soruları alıp toparlayabiliriz. Buyurun efendim. Sayın hocam, bir sorum var da size. Altın emlak olarak eğitim alanında yapmış olduğunuz yenilikler nelerdir? Bizde aslında hizmetleriniz nelerdir? Evet, sürekli bir eğitim var dedik ya. Öncelikle bakanlık onaylı, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir eğitim sistemimiz var. Bunu hem online olarak veriyoruz, yani uzaktan eğitimle veriyoruz, hem de aslında sınıf ortamında birebir veriyoruz. Bunun dışında eğitimle alakalı online eğitimlerimiz var. Yani aslında slaytlar ve sınav sorularını yüklediğimiz sistemler var. Ofisler her ay girip işte imar barışı ile ilgili, yabancı da satışla ilgili önce bir eğitim içeriğini okuyorlar. Sonra da bunun testlerini çözüyorlar. Emlakçının ne kitabı, emlakçılık terimleri sözlüğü gibi yayınlarımız var. Ofisler bu yayınları okuyor. Haftalık olarak her hafta pazarlamaya ilişkin ipuçları yolluyoruz ofislere. Her pazartesi günü haftalık ipuçları dediğimiz ipucu uygulamaları ofislerinde nasıl uygulayabilecekler. Bunun dışında da tabii sahada ofislerle beraber bunun koçluğunu yaptığımız, aylık toplantılarla bir araya geldiğimiz, 3 ayda bir Türkiye temsilciler toplantısıyla bir araya geldiğimiz ek eğitimlerde ofisler sürekli alıyor. Buyurun efendim. Şu arkadan bir soru var. Merhabalar Mustafa Bey. Merhaba. Sunum için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Altın emlak franchising ücretleri ne kadar? Evet, aslında altın emlak bu fuara özel bir kampanya ile girdi. Altın emlak şu anki franchising koşulu sadece giriş bedeli olarak 10.000 TL bir franchise bedeli var. Aylıkta 1250 TL sabit bir ödenti sistemi var. Aslında sistem yerel sermayeli ve yurt dışına para aktarılması gerektirmeyen bir sistem olduğu için bunu ne ciro bazlı yapıyor ne de aslında ofisleri zorlayacak bir kriter şeklinde yapıyor. Onun için giriş fiyatları anlamında bu fuara özelde çok özel koşulları var altın emlak. Buyurun efendim. Öncelikle teşekkür ederim sunumunuz için. Biz teşekkür ederim. Ben şimdi fuardan da anlaşılacağı gibi
bir sürü franchising firması var. Bu firmalar içinde altın emla neden tercih etmeliyiz? Onu soracaktım. Evet. Çok kısaca değinelim birkaç maddeyle. Öncelikle bizi diğerlerinden farklı kılan kısım gerçekten bir eğitim. İkincisi gerçekten hani gayrimenkul sektöründe franchise vermek, hani bugün kurduğunuz bir firmayı hemen franchise verebilir hale getirmekle olmuyor. Altın Emlak 20 yıllık bir firma ve 1998 yılında kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Özdemir de bize eşlik ediyor. Gördüğünüz gibi aslında şirket bir sonraki kuşaklara devreden, o elde ettiği bilgi ve birikimi aslında sürekli ofisleriyle paylaşan, bu tecrübeyi aktaran bir kurum ve gayrimenkul sektöründeki gelişmelere paralel bir şekilde bunu hızlı bir şekilde adapte eden ve geliştiren bir şirketiz. Ben genel müdür olarak şirketin örneğin bilgisayar mühendisiyim. İşletme yüksek lisansı yapıp daha sonra gayrimenkul geliştirmede başka bir yüksek lisans programı tamamlayan, aslında dijital dünyadan gayrimenkul sektörünü adapte etmiş ve ofislerimizi bu sektörle ilgili kısımda dijitalleştirerek aslında yeni nesle alıştırmaya çalışan bir ofisimiz var. Gene aslında ofisleri ya TEDA temsilcileri kıymetli hale getiren, merkezleri kıymetli hale getiren kadrolardır. Kadrolarımız da bundan arkadaşlarımız gerçekten sektörün çok uzman arkadaşları. Sadece şu an kamera çekimiyle bize destek olan franchise geliştirme tarafındaki sorumlu arkadaşımız Sezer Bey, 17 yıl yurt dışında gayrimenkul sektöründe çalışmış bir arkadaş. Onun için aslında sektördeki uygulamalar, yerel firmaların o ülkelerdeki yaptıkları adaptasyon ve sürece bağlı olarak gerçekleşiyor. Onun için de bizi diğerlerinden farklı ayıran kısım, eskiden beri yapıyor olmamız, yerli ve milli olmamız. Bu çok önemli bir duygu. Biliyorsunuz aslında bu bir hassasiyet bile aslında belli düzenlerde. Eğitime verdiğimiz ağırlıklar, sürekli yaptığımız koçluklar, tanıtım ve toplantılarla ofislerin cirosuna ya da kazancına el atmadan aslında onları ön plana çıkartan ve onların doğru girişimciler olmasını sağlayan bir sistem. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.